kadınların para yönetimiyle arası nasıl? İşkur ve İzmek'e nereden ulaşıp hangi alanlarda eğitim alabilirsiniz? Halk eğitim merkezleri nasıl çalışıyor? Kadınların meslek sahibi olabilmelerine dair en ince ayrıntıları kişisel para yönetimi uzmanı Özlem Denizmen kahvaltı haberlerinde anlatıyor. Sorularınızı Twitter'dan kahvaltı haber hesabına, mail yoluyla ise kahvaltı@atv.com.tr'ye ulaştırın. Biz uzmanına soralım. Sorularınızı sormaya başladınız. Uzmanı da artık burada. Hemen danışalım. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz alelacele bugün sizi stüdyoya soktuk. Olsun, hızlı önemli değil. Hayat öyle zaten. Aynen. Koş 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 oraya buraya. Aynen. Bir şekilde mücadele etmemiz lazım bununla. Hemen konuya girelim isterim. Çünkü ev hanımları, çalışan hanımlar da aynı zamanda merak ediyorlardır. Nasıl meslek sahibi olabiliriz? O meslek sahibi olurken katkısı olan kurumlar, kuruluşlar neler? Onlara nasıl ulaşacağız? Ulaşınca onlar ne yapıyorlar? Hızlıca girelim. Tamam, girelim hemen. Şimdi tabii şunu söyleyelim öncelikle Salih Bey. Neden meslek sahibi olalım? Neden çalışalım? Şimdi iki tane el var. Bir yerden geliyor, öbürü gidiyor. Şimdi bugün bütün bu açıklamalar Sayın Babacan'ın yaptığı dün giderlerle alakalı birçok şey konuştuk. Harcamalar, tasarruf, kartlar, değil mi? Şimdi giderleri biz bir yere kadar kısabiliyoruz. Ondan sonrası artık hepimiz insanız, bir yerde bocalıyoruz. Öbür tarafta ne olacak? Eğer giderleri yeterince kısamıyorsak, daha fazla paraya ihtiyaç varsa çalışacağız. Dolayısıyla bir el alıyor, diğeri veriyor. Giderlerle baş edemiyorsak bize ne yapacağız? Çalışacağız. Evde şimdi artık geçen hafta şeyden, mikro krediden bahsettik. Ev kadını çalışabilir diye. Bugün de meslek edindiren devletimizin sunduğu, belediyelerin sunduğu bazı imkanlar var. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada İşkur'dan başlayabiliriz. Tabii ki başlayalım. Çünkü İşkur, zaten birçok kişiye İşkur sayesinde yeni işlerine de kavuşuyorlar. Yenilemeler olduğunu da biliyorum ama siz detaylarını vereceksiniz. Evet, İşkur şimdi 66 senelik bir kurum. Oturmuş bir kurum. Ne yapıyor? İşkur şimdi burada işverenler var, burada iş arayanlar var ama vasıfsızlar. Vasıfsızlar. Ben ne yapsam? Acaba elden ne gelir? Ben nasıl bir meslek edinirim diye kadın ya da erkek olabilir. Bu sadece kadınlara yönelik değil. Ama biz biraz daha kadınlar ekonomiye girsin istiyoruz, biliyorsunuz. Şimdi bu İşkur ne yapıyor? Diyor ki gel bana diyor. Ben seni diyor eğiteceğim diyor. Aa, nasıl eğiteceksin beni? Ben sana diyor ücretsiz meslek edindiren, seni yönlendiren diyor bir kursa sokacağım diyor. Ha bir dakika diyor. Ben kursa geldiğin günlerde senin cebine 20 lira koyacağım diyor. Ha bir dakika diyor. Kursa geleceksin. Günlük 20 liranı alacaksın, sonra ben seni alacağım diyor, iş garantisi veriyorum, işe yerleştireceğim. Bunun altını çizmekte fayda var bence. Bir kez şimdi, de alabilir miyiz aynısını? Şimdi bundan iyisi çünkü can sağlığı. İnanılır gibi değil. Şimdi, evet, şimdi evet ama hakikaten yerinde gittik, gördük. Onunla ilgili bir küçük bir yeterimiz var. Burada İşkur, tekrar edelim. Burada iş arayan, ne yapsam bilmeyen diyen vatandaşlarımız var. Kadın olabilir, erkek olabilir. Ama kadınların altını çizmek istiyoruz. Ne yapıyor? Diyor ki gel bana, ben seni yönlendireceğim. Bu bir devlet kurumu. Diyor ki sen diyor ne yapacağını bilmiyorsun diyor. Ne becerilerin var, ne yeteneklerin var diyor. Hangi kursa katılmanda fayda var diyor. Gel burada meslek edin diyor. Meslek ediniyorsunuz, kurslara gidiyorsunuz. Aa diyorsun, kursa gelecek param yok. Al diyor cebine 20 lira kursa geldiğin sürece. Kurs bitince de diyor ben sana diyor iş vereceğim. İş bulmana yardımcı olacağım diyor. Dolayısıyla hem seni eğitiyor, hem yönlendiriyor. Hem cebine para koruyor kursa gelirken. Ondan sonra da iş buluyor. Bu şey Mars'ta falan değil bu arada, bu Türkiye'de. Bu yaşanıyor da. Bu yani yaşanıyor. Bu İşkur'dan eğitimine gitmiş, 15 yaşını doldurmuş kadın erkek herkes başvurabiliyor. İşkur.gov.tr adresinden, tekrar edelim. İskur diye yazmak lazım internette. iskur.gov.tr adresinden her ildeki, ilçedeki burada detaylar bulunabilir. Nerede olduğu ile ilgili. İşkur özellikle yani ben ne yapacağımı bilmiyorum diyenler için bir şeyler yapmak istiyorum. Evin faturalarına katkıda bulunmak istiyorum ya da meslek sahibi olmak istiyorum. Ben de çalışmak istiyorum diyen kadınlar için, tekrar diyorum sadece kadın için değil, kadın erkek ama biz kadınlara öncelik veriyoruz. Ama biz burada ayrımcılığı kullanıyoruz o anlamda, pozitif anlamda. Ben çünkü kullanıyorum. Evet. Ben kullanıyorum. Neden? Çünkü kadının çalışma gücünü, bakın Türkiye'de değil, bütün dünyada ne alacağına karar veren kadın. Tüketimin %65'ine, %70'ine kadın karar veriyor. Parayı harcayan kadınlar mı yani?
para kararını veren kadınlar. Şimdi hemen parayı harcama yapmayın öyle kadınlar. İkimiz de harcıyoruz. Ama ekonomide baktığınız zaman tüketim kararlarını kadın veriyor ağırlıklı olarak. Aynı zamanda kadın çalıştığı zaman paranın gittiği yer daha çok çocuğun eğitimine oluyor, evin gelişimine oluyor, ailenin gelişimine oluyor. Bunu da araştırmalar söyleniyor. Şimdi zaten tek maaşla yaşamak da zorlaştı Salih Bey, biliyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi diyelim ki şu anda ekranları başında işte haberleri sabah izliyorlar izleyicilerimiz. Hay ben de ne yapsam ama benim elimden de bir şey gelmez diyenler varsa ben size buradan bir cesaret arkadaşını göndermek istiyorum. Hadi bir cesaret. İşkur başvurabileceğiniz yerlerden bir tanesi olabilir. Dediğim gibi 15 yaşını doldurmuş kadın herkes, erkek herkes İşkur'a başvurabilir. Devletimizin bir kurumudur, 66 seneliktir. Hı hı. Burada tabii işveren için de güzel bir şey yapıyor İşkur. Diyor ki kurs süresince diyor, yani eğer bir çalışanını kursa gönderirsen, kurs süresince ve ondan sonraki 6 ay diye hatırlıyorum, sigortasını da İşkur ödüyor. Hı hı. Yani işverene de yardım ediyor. İşveren diyor gönder bana ben meslek edindireyim. Diyelim ki işveren gönderecek İşkur'a meslek edin diye. Fakat İşkur'da o meslek yok. Bazen ona özel de şey hazırlıyor, kurs hazırlıyor. Hı hı. Yani dolayısıyla burada hakikaten bizim faydalanmamız gereken müthiş bir fırsat. Siz İşkur'a gittiniz, oraya gezdiniz, gördünüz. Onunla evet. ilgili bağıntı arkadaşlarım hazırlasınlar bir yandan. Bir yandan da izleyenlerimizin soruları var. Biri demiş ki, evde iş yapmak istiyorum. Bana nasıl yardımcı olursunuz? O cesaret arkadaşını mı ona da gönderelim? Yani İşkur'a mı girsinler? Başka öneriler de şimdi var mı? Birkaç bir öneride bulunacağım. Birkaç bir yer var. Bir, bugün İşkur'dan bahsettik hı-hı. biraz şimdi. Burada belediyelerde, özellikle İstanbul'dan bahsedeceğim. Hı-hı. Ben çok seviyorum. İSMEK, İstanbul Büyükşehir hı-hı. Belediyesi'nin. Ben de orada birebir eğitimler veriyorum. Ve aynı zamanda inanılmaz yani hakikaten Harvard Business School'da vaka olmaları gerek diye düşünüyorum. Ama belediyelerimizin verdiği ücretsiz kurslar var kadınlara. Gene meslek edinmeleri, beceri edinmeleriyle ilgili. Veteriden sonra ondan bahsedeceğim. Hı hı. Bir de halk eğitim merkezleri var. Dolayısıyla bu üç yer, belediyeler, bugün özellikle İSMEK'ten bahsedeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşkur ve halk eğitim merkezleri şu anda ekranları başında ah ne yapsam diyen bütün kadınlarımıza gel, kim olursan gel diyor. Sana meslek edindireceğiz diyor. Evet. Şimdi o izleyelim. Gidilmiş, görülmüş, yerinde tespit edilmiş. Evet, evet. Neler yaşanmış bakalım sonra devam edeceğiz fırsatlarla ilgili. Ben Emine Korkmaz. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ve İşkur'la beraber hareket ettiği hasta ve yaşlı bakım kursuna başladım. Ben 4 çocuk okutuyorum ve tek kişinin çalışmasıyla yetişmiyordu. Böyle bir kursa başvurdum ve çok memnunum. Herkesin bir işte evine katkıda olması lazım. Çocuklarını geliştirmesi, evini geliştirmesi ve özellikle kendilerini geliştirmesi için böyle kurslara katılmalarını istiyorum. İsmim Esma Genç. Ev hanımıydım. Yani evde şey yapıyordum gün boyu. Gerekirse yani gördüğüm bayanlarla dedikodu yapıyordum. 3 ay eğitim aldım. Burada çok bana getirisi çok fazla oldu. Yani ben hem kendimi eğittim. Hem çocuklarım eğitildi. Çok zor durumda, çok zorlu bir süreçten geçiyordum. Benim burası dönüm noktam oldu. 28 yaşındayım, Arzu Kaçar. Daha önce çalışıyordum fakat yeni bir program öğrenmek amacıyla tekrar buraya geldim. Buranın birçok katkısını gördüm. Şu an çalışıyorum. Buranın vasıtasıyla girdiğim bir iş yeri. İsmim Ferda Acer. Daha önce hiçbir çalışma hayatım falan olmadı. Evliyim. 2 çocuğum var. İşkur'a başvuruda bulundum. Burada 3 aylık bir süreçten geçtim. Yani bir kurs aldım. Kursum bittikten sonra oradaki öğretmenler İşkur yardımcı oldu. Burada bir iş buldum. Yardımcı öğretmenlik yapıyorum. İzledik. Bunlar yaşanabiliyor. Herkes bunu başarabilir, yapabilir, faydalanabilir. Aynı zamanda İSMEK'ten bahsediyordunuz. Evet, onu gerçek yani. Önce, yerinde gidip görüp konuşmadan bir şey söylemiyorum yani. Ben zaten. Peki İSMEK ne gibi fırsatlar sunuyor? Evet, İSMEK'i ben çok seviyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Hakikaten ben size söyleyeyim, şu ana kadar toplam 1.600 milyon kişiye ulaşmış. Kadın erkek gidebiliyor. 16 yaş üstü herkes başvurabiliyor. 250 tane branş var. 250 tane branş var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK merkezlerinde 250 tane branşta o kadar çok şey var ki. En son evvelsi gün ben belediyedeydim. Yeni evcil hayvan bakımı ile ilgili bir kurs açmışlar. El sanatları var, yabancı dil var, çocuk bakımı var. Benim kayınvaliden bilgisayara gidiyor. Kayınpeder resim kursu almaya gidiyor. Bunun yaşı da yok. Hı hı. 70 yaşın üstündeler. Dolayısıyla hani bununla ister para kazanın, ister ücretsiz sonuçta bu kurslar. Hı hı. İster yaşınız ilerideyse bunu hobi olarak yapın. Ama bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bir hizmet. Şimdi İSMEK merkezleri her yerde var. Kaç tane merkez var? 233 tane kurs merkezi var İstanbul'da. Bu tabii bir tek İstanbul'da İSMEK böyle bir büyük ve kapsamlı ama birçok büyükşehir belediyesinin artık bu tür hizmetleri var. Bunu hı hı. araştırıp öğrenebilirler izleyicilerimiz. Burada bazı kursların da kayıtları hala devam ediyor. Biz de 15 binden fazla kadına eriştik İSMEK Büyükşehir Belediyesi kurslarında. Onlara finansal okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Böyle sazlı sözlü çok zevkli oluyor. İstanbul'da olup da gelmek isteyen kadınlar varsa buyursun kurslarımıza, para konularını konuşuyoruz. Dediğim gibi İSMEK'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz ve bir beceri sahibi oluyorsunuz. Kişisel birikimlerinizi geliştiriyorsunuz. Ve bir meslek de edinebiliyorsunuz seçiminize göre. Ondan sonra o becerinizle çıkıp iş sahibi oluyorsunuz. Ben bu kadınlarla çok tanışıyorum. Mesela Hatice Özsoy diye bir kadın vardı. Terzilik, girişimcilik için geliyor kurslara. Hı hı. 35 yaşlarında. Ondan sonra birisiyle tanışıyor. İki arkadaş, bunlar gelinlik mağazasıydı doğru hatırlıyorsam. Açıyorlar ve diyor ki hayatım 35'ten sonra başladı. Biliyorsunuz artık yarı yaş hikayelerde çoktur. Tabii siz yarı yaş 50, 35 evet. bayağı bir çocuk oluyor. Onu da söyleyelim. Siz gittiniz orayı da gördünüz. Onu da izleyelim. Ondan sonra bir de tamam. diğer fırsatlardan bahsedelim. Süremiz daraldı çünkü. Tamam. Hadi izleyelim sonra devam edelim. Kurslarımız İstanbul'un 38 ilçesinde 233 kurs merkezinde verilmekte ve 218 branşta eğitimler var. Bu eğitimler genelde meslek eğitimleri, sanatsal eğitimler, müzik ve spor eğitimlerini kapsamakta. 2 yıl önce tanıştım. Modelistlik, stilistlik kurslarına gittim. Ya ben giyim konusunda çok kendime güvendiğim için kendimi geliştirmek için gittim. Ben tıbbi giyim çalışıyorum. Hemşire forması, doktor önlükleri. Kendi atölyemi açtım. Stilistik kursuyla yola çıkınca bir de dedik böyle olmuyor. İşte fantazi giyim nedir acaba? Hanımlar çok şık giyinmek istiyorlar. Onun inceliklerini öğrenmek gerekiyor. Bu İSMEK kurslarına katıldığım süre içerisinde de öğretmenlerin çok ince detaylara çok dikkat ettiğini gördüm. Hepsi gerçekten çok özveriyle çalışan hocalar. Şimdi İSMEK hayatımızı gerçekten değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Öncelikle çocuklarımız bize sürekli anne derken şimdi böyle ciddi anlamda okulda başarı göstermeye başladılar. Çünkü çalışan anneleri var artık, hani tüketici değil, üretici anneleri var. Ben onu görüyorum. Eşlerimiz bizimle gurur duyuyorlar, onları görüyorum. Hayatımızda böyle bir değişiklik oldu. Daha bir saygı var evimizde de, çevremizde de. Kurslarımızda 16 yaşından büyük herkes katılabilir ve ücretsiz bu kurslarımızı veriyoruz. İşkur'dan bahsettik, İSMEK'ten bahsettik. Bir de halk eğitim merkezleri. Evet, halk eğitim merkezleri de devletimize bağlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı merkezler. Burada da okuma yazma kursları var, mesleki teknik kurslar var. O kadar çok değişik şeyler var ki ama temelinde sosyal kültürel uygulamalar. Yani burada da kadınlarımız gidip belli bir beceri elde edebilirler. Bunlar da ücretsiz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden meb.gov.tr sitesinden bulabilirler. Dolayısıyla mesleki teknik kurslar da var. Bilgisayar, işte beceriler neyse. Bütün bunlar aslında 5'e 5 yukarı benziyor. Sadece kanallar farklı ve yapış biçimleri farklı ama ne dedik? İşkur dedik. İşkur, tekrar ediyorum. İşkur'a gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ne yapacağımı bilmiyorum.
bir meslek sahibi olmak istiyorum. İşkur size günde 20 lira vererek sizi kurslarını alıyor. Ondan sonra da iş bulma garantisi de veriyor. Ne dedik? İSMEK dedik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Buraya da gidiyorsunuz, 250 tane branşta bir meslek sahibi, beceri sahibi olmak üzere kurslara katılıyorsunuz. Bizim de orada finans okuryazarlık kurslarımız var, beklerim. Bir de halk eğitim merkezleri dedik. Bir sorunuz vardı galiba, Twitter'dan evet, gelmiş. Da, ben bir çiçek dükkanı açtım ama benim hem bu konuyla ilgili mesleki hem de maddi desteğe ihtiyacım var. Ne yapmalıyım diye sormuş izleyelim. Valla mesleki destek olarak nerede, eğer İstanbul'daysa İSMEK'e gitsin. Ya da İşkur'a gitsin, İstanbul dışındaysa belediyesine sorsun, halk eğitim merkezine gidebilir. Çiçekçilikle ilgili benim bildiğim kadarıyla İSMEK'te var. Onun dışında kredi almak için de KOSGEB var, ondan bahsetmedik. Çünkü o meslek edinmeden ziyade girişimcilere destek. Onu da önümüzdeki haftaya bırakalım. Oluyor. Önümüzdeki hafta onu yapalım. Evet, biz çalıştıracağız herkesi, değil mi? Yani tasarruf da edeceğiz. Herkes çalışsın, tasarruf aynı zamanda, etsin, güzel yaşasın. Aynı zamanda çalışacağız da, ülkemiz zenginleşiyor. Biz de hayatımızın kalitesini arttırmasının zamanı geldi Talip Bey. Çalışmak isteyen bütün kadın onlar çalışmalı diye düşünüyorum. Eşleriyle de tatlı dille konuşup bunu da yapabilirler. Ona da inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnanıyorum ki yine yolları gösterdik. Takip etmek, ondan evet, faydalanmak. Bir de cesaret arkadaşını gönderdik. Hadi cesaret, hadi kalkalım, hadi yaparız. Çok 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 teşekkür ediyoruz geldiğiniz, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Özlem Deniz benle birlikteydik yine. Yine sorularınızı soracaksınız. Siz sorularınızı sormaya devam edin. Biz bir daha konuk ettiğimizde zaten onları da sorup yanıtlarını da alabiliriz. Şimdi reklam zamanı.